Bonjour! Bu video serisinde Gramer progresif kitabını birlikte çözeceğiz. Özet konu anlatımları paylaşacağım bu serinin amacı A1, A2 seviyesindeki bütün gramer konularını bitirmek ve birlikte gramer alıştırmaları çözmek. Kitabın linkine aşağıdan ulaşabilirsiniz. Kaldığımız yerden 41. üniteyle devam edelim. Ünitemizin ismi Je fais du tennis tu fais la cuisine. Ben tenis oynuyorum, sen yemek yapıyorsun. Bu ünitede birlikte yapmak anlamına gelen fer fiiline odaklanacağız. Bu fiilin sadece çekimini değil, beraberinde nasıl bir konteks içerisinde kullanıldığını da inceleyeceğiz. Fiilimizin çekimiyle başlayalım. Bu fiil özelinde de bir SST kuralı görüyoruz. Yani je fais, tu ilfe, Nu zamiri için fiilimize ekstradan bir S harfi daha ekliyoruz. Ve birinci grupmuş gibi bir O M harfi ekliyoruz. Yalnız burası önemli. Elde ettiğimiz çekim nu faisons olarak okunuyor. Burada bir istisna söz konusu. Nu faisons kesinlikle demiyoruz. Nu faisons. Nu faisons. Bir ö sesi çıkarttık. V'ye geçtiğimizde apayrı bir çekim görüyoruz ve fiil çekimimizi vu fet olarak okuyoruz. Vu fet. Dikkat edelim. Vu feze, vu gibi bir şey söylemiyoruz. Vu fet. İlde ise yine farklı bir çekim söz konusu. Burada da il fon diyoruz. Il fon. Gördüğümüz gibi epey düzensiz bir fiil. Tekrar okuyorum fiil çekimini. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, il faut. Bu ünitenin amacı sadece bu fiilin çekimini öğretmek değil, beraberinde bu fiilin nerede kullanıldığını da göstermek. Bunu daha iyi anlayabilmek için jouer fiiline de ihtiyacımız olacak. Bu fiilimiz oynamak, çalmak bağlamlarında kullanılabiliyor. Birinci grup bir fiil. Bu konuyu daha önce çok detaylı olarak ele almıştım. Hatırlamayanlar için yukarıda linkini paylaşıyorum. Peki çekimimiz nasıl olacak? Je, jou. Bir ö harfi ekledik. Dikkat edelim. Je, jouer olarak okumuyoruz. Bu şekilde okursanız Oynuyordum, oynardım, çalıyordum, çalardım bağlamlarına gelecektir. Ki bu ileriki videolarda işleyeceğimiz en zamanıdır. Bu fiilin je için şimdiki zamandaki çekimi je Ju olarak okunuyor. Devam ediyorum. Tu-jou il joue. Nu için bir oynesek dedik. Nous-jouons Vu için bir özet ekledik. Vu jue. İl için ise bir ENT ekliyoruz. Il JU Tekrar okuyorum. Je jou. Tu jou. Il jou. Nous jouons. Vous jouez. Il jou. Şimdi birlikte bu fiillerin hangi bağlamlarda kullanıldığını inceleyelim. Öncelikli olarak fer fiili ile birlikte aktivite sportif yani sportif aktiviteleri ifade edebiliriz. Bu durumda fiilimiz bir de almak durumundadır. Hemen örneklerimize bakalım. Je fais du judo. Ben judo yapıyorum. Burada sportif aktivitemiz le judo olduğu için de ve le birleşti ve bir du yarattı ki bu konuyu da detaylı olarak ele almıştım. Hatırlamayanlar için linki yukarıda paylaşıyorum. Je fais du judo. Tu fais de la natation. La natation yüzme demektir. Sen yüzme yapıyorsun. Sen yüzüyorsun bağlamında. Tu fais de la natation diyebiliriz. Diğer kullanımımız. Eğer bir spor d'équipe yani ekip sporundan bahsediyorsak ya da bir jö yani oyundan bahsediyorsak jouer a formunu kullanmamız gerekir. Örneklerimize bakalım. Je joue au foot. Foot, futbolun kısaltması. Ben futbol oynuyorum. Burada da a ve l birleşti ve bir o yarattı. Az önce referans verdiğim video içerisinde a prepozisyonunun dönüşümleri de mevcut. Je joue au foot. Ben futbol oynuyorum o kart. Burada da A ve L birleşti ve bir O yarattı. Sen kart oynuyorsun. Kart oyunları oynuyorsun bağlamında. Jue sadece oynamak bağlamında değil, bir enstrüman çalmak bağlamında da kullanılabiliyor. Bu durumda jue fiilinden sonra bir A değil, bir D kullanmamız gerekir. Örneklerimize bakalım. Je joue du piano. Ben piyano çalıyorum. Tu joues de la guitare. Sen gitar çalıyorsun. Özetle, jouer a bir ekip sporunu bir oyunu oynamayı nitelerken, jouer de bir enstrüman çalmayı niteliyor. Fah fiili üzerinde başka bir kullanımı inceleyelim. Bu fiili travo de la maison yani ev işlerini ifade etmek için de kullanabiliriz. Örneğimiz Je fais la vaisselle. Ben bulaşık yıkıyorum. Tu fais le ménage. Sen temizlik yapıyorsun. Kitabımızda fah fiiliyle birlikte bu fiilin çekimini kısmen andıran, söylemek anlamına gelen dir fiili de paylaşılmış. Onun da çekimini birlikte bir inceleyelim aynen feh fiilindeki gibi söylemek anlamına gelen dire fiilinin çekiminde de bir sst kuralı görüyoruz. Yani je dis, tu dis, il dis. Feh fiilinde nu için bir s harfi eklemiştik. Burada da aynı şekilde bir s harfi görüyoruz ve bir ons görüyoruz. Nous disons, nous disons, Fer fiilinde vu için bir fet formunu görmüştük. Diğerde ise benzer şekilde bir vu dit formunu görüyoruz. Vu dize değil, vu dit. Çoğul olan ile bakalım. Burada da yine bir es geliyor. Ve birinci grupmuş gibi bir öğrente ekliyoruz. Elde ettiğimiz çekimi ise il diz olarak okuyoruz. İl diz. Tekrar okuyorum. Je dis, tu dis, il dit, nous disons, vous dites, il disent. Konu anlatımımız bu kadar. Şimdi kitabımızın 103. sayfasına geçelim. Örneklerimizi birlikte çözelim. örnekleri birlikte çözmeden videoyu beğenirseniz sevinirim. Exercise 1. Faites des phrases avec les verbes faire plus sport selon le modèle. Modèle faire fiilini, sportif puis l'activité belirtecek şekilde kelimelerimizin anlamlarını bir öğrenelim. La natation yüzme. Le judo judo » L'escalade tırmanış » Le tennis tennis » La danse Örnek olarak ne demiş? Lucy ile Simon font de la natation. Il font. Il font de la natation. Yani Lucy ve Simon yüzüyorlar dedik. Tabii benim bunların hepsini yazmak için yerim yok. Bunlardan birkaç tanesini yapacağım. Judo'yu atlayalım. Tırmanış için bir örnek yapalım. Toma, Toma e Clément, Thomas ve Clément, çoğul olan il gibi düşünmem gerekiyor. Bundan dolayı çekimim, fon de plus l'escalade, yani de l'escalade. Thomas et Clément, fon de l'escalade. Thomas ve Clément, tırmanış yapıyorlar. Patrick dans ediyor diyelim. Patrick. cest à il, on dolayı a de plus la danse, il y a un olmayacak. qui de la danse. Patrick fait de la danse. Et qu'il devam d'un et Complétez avec faire ou jouer et les prépositions à ou de. Ensuite, vous pouvez faire ou jouer. Puis, il les termes, on les elbette A ve D prepozisyonlarını unutmadan. Bir mektup formu görüyoruz. Şer mamo, sevgili annem diye başlamış. Je m'amuse bien chez ici. S'amuse fiili kullanılmış. S'amuse eğlenmek demekti. Ben burada çok eğleniyorum. Je m'amuse bien chez ici. Le matin, sabahları, je fais du jogging faire du jogging. Hafif tempoda koşu yapmak. Ben koşu yapıyorum. Peki kiminle? Avec happy. Dedemle. Peki neden faire du jogging yapısı kullanıldı? Çünkü burada biz sportif bir aktiviteden bahsediyoruz. Devam ediyorum. Après, sonra, je, football avec les enfants du village. Ben futbol oynuyorum. mineit avec les enfants du village Köydeki des Nigez. je joue à plus le bill je joue au football ban football je joue au football avec les enfants du village l'après midi les dans sont là je tennis avec benoît benoît est là tenis oynuyorum dememiz gerekiyor. Bu sefer de jouer à de faire de formunu kullanalım. Je fais de ve le birleşti bir du yarattı. Je fais du tenis avec Benoît. Benoît ile tenis oynuyorum. Et le soir ve akşamları nous cartes. Kart oynuyoruz. Burada tek bir form kullanabiliriz. Çünkü sportif bir aktiviteden bahsetmiyoruz. Bir oyundan bahsediyoruz. Bu durumda Jouer A kullanmamız gerekirdi. Nous jouons. Nous jouons. Burada da A ve L birleşecek ve bir O yaratacak. Nous jouons. O kart. U Nous. Scrabble oynuyoruz diyeceğiz. Yine bir oyun olduğu için Jouer A formunu kullanmamız gerekiyor. Nous. Jo, le Scrabble. Bundan dolayı o dedik. Nous jouons au scrable. Quelquefois, bazen Benoît gitar. Burada bir enstrüman görüyoruz. Bazen Benoît gitar çalıyor dememiz lazım. Bu durumda hatırlayalım. Jouer de formunu kullanmamız gerekirdi. Benoît joue La guitare, aujourd'hui, de la guitare. Benoît joue de la guitare. happy les dames, accordéon. Il y a joue de plus l'accordéon. De l'accordéon, il y Papi joue de l'accordéon. Les dames accordéon, cest Et moi, je vais tambour. Tambur çalıyorum diyeceğiz. Je joue de plus le tambour du tambour. Et moi je joue du tambour. C'est rigolo. Bu eğlenceli. A bientôt. Yakın zamanda görüşmek üzere. Gros biz kocaman öpücükler. Üçle devam edelim.

yemek yapmak anlamına geliyor. Maman fait la cuisine. Babam yemek yapar. Mes frères, erkek kardeşlerim, temizlik yapsınlar. Font le ménage. Mes frères font le ménage. Fer hatırlayalım. Çoğu zamir için fon formuna dönerdi. Bulaşıkları ben yıkayayım. O zaman ne Je fais la vaisselle. Annem de ma mère, ma mère fait la lessive. Ma mère fait la lessive. Gördüğünüz gibi, de faire ve arada herhangi bir prepozisyon kullanmaksızın ev işini niteleyen kelimemizi ekledik. Dörtle devam edelim. Complete avec le verbe faire ou dire et les prépositions manquantes. Bu boşlukları faire ve dire fiillerini kullanarak tamamlayacağız ve elbette eksik olan prepozisyonlarımızı ekleyeceğiz. Örneğimize bakalım. Vous faites du rugby ou du football. Siz rugby mi oynarsınız, futbol mu? Futbol yaparım, futbol oynarım diyeceğiz. Je fais le futbol olduğu için ne diyoruz? Du, du futbol. İkiyle devam ediyorum. Vous, madame ou Jacqueline, à votre professeur. Siz madame mı yoksa Jacqueline mi diyorsunuz hocanıza? anlamına gelecek bir cümle. Burada kullanmamız gereken fiil demek, söylemek anlamlarındaki dir fiili. Peki çekimimiz nasıldı? Vu dit. Vu dize kesinlikle değil. Vu dit. vous dit vous dites madame ou Jacqueline à votre professeur. Nous ski à Zakopane. Vous, ski à Innsbruck. Biz Zakopan'da siz Innsbruck'te kayak yapıyorsunuz diyeceğiz. Sportif bir aktivite var. Dolayısıyla fer fiilini kullanacağız. Nous faisons. istisnai bir okunuş vardı değil mi? Fezon Faison demiyoruz. Faisons diyoruz. Nous faisons du ski. Elbette sportif bir aktivite olduğu için burada bir de kullandık. Nous faisons du ski à Vous faites du ski

à vos souhaits quand quelqu'un éternue. Fransızlar à vos souhaits. Otomot çevirisi dileklerinizi ama tam karşılığı çok yaşa. Fransızlar çok yaşa der. Quand quelqu'un éternue biri hapşırdığında der anlamında dire fiilini kullanacağız. Ve üçüncü çoğu şahsa göre çekimliyoruz. Les Français disent. Les Français disent. À vos souhaits, quand quelqu'un éternu. Bechre, de dévam, edelim. Formule de politesse. Complétez selon le modèle. Qui parle qu'il faut adhérer au modèle Quelqu'un arrive. Biri geliyor. Vous dites. Siz diyorsunuz. Bonjour. Merhaba. Je vous dis au revoir. Au revoir. biri bir yerden ayrıldığında ona hoşça kal deriz. O zaman şöyle bir cümle kuralım. Yelken biri ayrılıyor. Parti fiilini kullanalım. Yelken par. Kelken par. Siz dersiniz. Vous dites. Vous dites. Au revoir. Bir sonraki cümlemiz Avo Sway. Çok yaşa. Biri hapşırıyor diyelim. Quelqu'un éternue. Quelqu'un éternue. Vous dites vous dites à vos souhaits. Altıncı ve yedinci alıştırmaları yerim kalmadığı için maalesef ki yapamıyorum. Evet böylece 41. üniteyi de tamamlamış olduk. Bu ünitede gerçekten çok önemli olan fer fiili üzerine çalıştık. Bu fiilin kullanıldığı farklı kontekstleri birlikte inceledik. Bir sonraki videomuzda yine çok çok önemli bir fiil olan Ali fiili üzerine çalışacağız. Ve üçüncü grup fiiller sayfasını böylece kapatacağız. Ve nihayet Fransızca'da zamanlara geçeceğiz. Umarım faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.